kuvvetli çalışmalar gerçekten. Tabii pandemiden dolayı da bu tür programlar olmadığı için yüz yüze görüşme imkanını da bulmuş olduk. Aslında ne kadar da ihtiyacımız olduğunu anladık bu çalışmalar içerisinde. Benim sizden ricam sohbet şeklinde olsun. Bizim kültürümüz de zaten sohbet şeklinde gelmiştir. Yani burada resmi bir program çerçevesi. Hocam size de özellikle sorularınız olursa da biz öyle yaptık bugüne kadar. Siz de katılabilirsiniz sorularınızla. Bugün kıymetli hocamız Emine Hanım bize Osmanlı döneminde Ankara'yı anlatacak. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben güzel bir program olsun istiyorum. Belki erken ayrılabilirim. Bakanımız gelecekler sergiye. Dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Başkanımız Sayın Birol Çetin'e konuşmalar için teşekkür ederim. Kıymetli misafirlerimiz, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ankara Söyleşilerinin bugünkü konuğu Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emine Erdoğan Özünlü. Değerli hocamız bizlere bugün Osmanlı döneminde Ankara başlıklı sunumu ile katkı sağlayacaktır. Şimdi siz değerli misafirlerimize Profesör Doktor Sayın Emine Erdoğan Özünlü'nün özgeçmişini aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Emine Erdoğan Özünlü 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde lisans eğitimini, 1998 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. Ankara'nın bütüncül tarihi çerçevesinde Ankara Tahrir Defterlerinin Analizi adlı teziyle 2004 yılında doktora unvanını aldı. 1995-1998 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyu-i Kadime Arşivi, Osmanlı Tahrir Defterleri Araştırma Grubu'nda uzman olarak görev yaptı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi, 2005 ise yardımcı doçent olarak atandı. 2009-2010 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012 yılında ise doçent unvanını almaya hak kazandı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş Sayın Erdoğan 2019 Tarih Bölümü Yeniçeri Anabilim Danışmanı Profesör olarak atandı. Profesör Doktor Sayın Emine Erdoğan Özünlü halen aynı üniversitede Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup klasik dönem Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Aynı tap sipahileri, bir Osmanlı sancağında timarlı sipahi olmak, Türk Tarih Kurumu yayınlarından olan ve Profesör Doktor Ayşe Kayapınar ile birlikte kaleme aldığı Mihalloğullarına ait 1586 tarihli Akıncı Defteri, 1472 ve 1560 tarihli Akıncı Defterleri, Profesör Doktor Osman Gümüş ve Profesör Doktor Alparslan ile birlikte kaleme alınıp yayına sunulan Türkiye'nin Kayıp Köyleri eserlerinden bazılarıdır. Sayın Erdoğan Özünlü, kurumumuzun süreli yayınlarından Belleten Dergisi'nde bulunan Ocağı'na dair önemli bir kaynak, 625 numaralı Akıncı Defteri üzerine Bazı Düşünceler isimli makalenin de yazarıdır. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Emine Erdoğan Özünlü'yü davet ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Kültür Bakanlığı bünyesinde organize edilen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Tarih Kurumu'nun bu etkinliğine katılmaktan büyük bir onur ve şeref duyduğumu ifade etmek isterim. Öncelikli olarak bu uzun bir ve meşakkatli, aynı zamanda bu programın hazırlanış sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlara, başta başkanımız olmak üzere, herkese teşekkürlerimi arz etmek isterim. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ben bugün sizlere tabii Osmanlı döneminde Ankara'yı anlatacağım ama yoğunluklu olarak tabii ilgilendiğim saha esas itibariyle 15 ve 16. yüzyıl.
Ancak program kapsamında şöyle bir baktığım zaman daha çok tabii Ankara denince milli mücadele yılları ve başkent oluşuyla ilgili konular da çok ön plana çıkıyor. O yüzden biraz 15 ve 16'ya değineceğim ama 17, 18 ve 19'daki temel bazı değişimlerden de ufak ufak bahsetmekte yarar var diye düşünüyorum. Hem konu bütünlüğünü sağlamak hem de genel olarak bir fikir ve bilgi vermek açısından isabetli olacaktır. Sanırım şöyle ilerliyorum. Şimdi Ankara neden önemli? Aslında bakarsanız bu konuda yapılan birçok çalışmada hep Ankara'nın bir mevkiye ait olduğu söylenir. Tarihi ticaret yollarının üzerinde bir defa bulunmuş olması onu farklı ve ayrıcalıklı bir konuma getirir. Zira hem baktığınız zaman Bursa-Tebriz yolu üzerinde bulunmuş olması, hem Halep ve Şam yolu ile ilintili yollar üzerinde en azından doğrudan olmasa bile dolaylı yollardan ilintili olması Ankara'yı hem Orta Anadolu açısından hem de Osmanlı coğrafyası içerisinde farklı bir konuma getirmiştir. Bu kapsamda düşündüğümüz zaman tabii ki Osmanlı egemenliğine geçişinin bu süreç içerisinde 1354'lere dayanmış olması da şüphesiz ki yadsınamaz. Zira bu önemi aslında bu toprakların Osmanlı egemenliğine geçişini de bir anlamda hızlandırmıştır diyebiliriz. Tabii Ankara deyince ilk etapta hemen hemen bütün öğrencilerimizin ve katılımcıların aklına gelen şeylerden bir tanesi tabii ki hemen Ankara Savaşı oluyor değil mi? 1402. Ama biz diyoruz ki Ankara'nın evet bu savaşta hep anıldığını biliyoruz. O döneminde önemli süreçler geçirdiğini biliyoruz. Ama çabuk toparlanan, çabuk kendi benliğini bulan ve aynı zamanda gelişmelere ve değişimlere de açık bir şehir. Kendi toparlanma sürecini aslında 15. yüzyılın özellikle ikinci yarısında çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii biz bu sunumu yaparken şunu da ifade etmek isterim. Bu sunumun altyapısını aynı zamanda az önce arkadaşımız da ifade ettiği gibi özgeçmişimi okurken doktora tezime aslında dayanıyor temel bazı verileri. Zira daha çok tahrir defterleri üzerinden 15 ve 16'yı anlamlandırmaya çalışmıştım yapmış olduğum çalışmada. O yüzden biraz daha veriler içerisinde istatistiki bazı veriler de olabilir. Biraz daha hem bölgenin coğrafi konumunu hem de üretim hacmini göstermek hem de nüfus değişkenliğini ve nüfus hareketliliğini göstermek bakımından bu verileri kullanmanın önemli olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Şimdi tabii ki bu haritayı oluşturmak doktora tezimi hazırlarken gerçekten de oldukça yoğun bir mesai harcamama neden olmuştu diyebilirim. Tabii bir teşekkür etmem gereken bir kurum daha var. Yine Türk Tarih Kurumu. Bu projenin bir parçasıydı. TÜSOKTAR projesinin parçasıydı aynı zamanda doktora tezim. Türkiye'nin Sosyal Kültürel Tarihini Araştırma Projesi. Ve başkanıma da konuşma öncesinde anlatıyordum. Bu doktora tezinin verileri büyük oranda bu konferans salonunun arka tarafında bir oda vardır. Şimdiki durumunu tabii bilmiyorum. Yaklaşık olarak 3 yıl boyunca orada veri girişi sağlamak suretiyle hazırlanmıştır. Yani yoğun bir emeğin ve yoğun bir aynı zamanda çalışma döneminin sonucunda hazırlamıştık tezimizi. Ben de gerçekten de yine Türk Tarih Kurumu'na o dönem içerisindeki desteğinden dolayı tekrar teşekkür etmek isterim. Kısmet bugüneymiş bu verileri ve aynı zamanda bu şeyleri de sizlerle, bu araştırmanın bazı sonuçlarını da sizlerle paylaşmak bugüne nasip oldu. Tabii tezimiz sistemde açık. Arzu eden arkadaşlarımız indirebilir, inceleyebilirler. Oradan da bakabilirler. Hatta bazen şununla da çok karşılaşıyorum. Benim köyüm nerede? Benim köyüm var mıydı? Gibi. O yüzden konuşmamın en son kısımlarında da biraz bunlardan da biraz serpiştirdim. Zira en çok belki de merak edilen şeyler arasında o var. Şimdi Ankara'nın idari yapısı deyince tabii aklımıza şimdi günümüz Ankara'sı hemen geliyor değil mi? Neler geliyor? Kızılcahamam belki ilk etapta değil mi? Hemen Çubuk, Polatlı geliyor. Hemen öğrencilerimizin ilk etapta söylediği değil mi? Ayaş, hemen ilk akla gelen ilçeler içerisinde yer alıyor. 15 ve 16. yüzyıla baktığımızda ise Ankara'nın ben şöyle konuşmamı tasarladım açıkçası ifade etmek gerekirse. Tabii sizlere bir tarihi hep sunuyoruz ama bu şehrin bir defa hani bulunduğu coğrafi konum ve yapıyı bir izah etmek gerekiyor.
Ondan sonra belki şehre doğru bir geçiş yaptığımızda daha anlamlı hale gelebiliyor. O yüzden genel bir panoramayı size sunmak istedim. Daha sonra şehir tarihinden biraz bahsedeceğiz. Daha sonra da eğer burada Ankaralılar varsa onların da belki köylerinden bahsetmek imkanımız olabilir. Şimdi baktığımız zaman tabii ki Ankara'nın 15. yüzyıldaki idari yapılanmasıyla 16. yüzyıldaki idari yapılanması arasında bazı farklılıklar var. Bu hemen hemen birçok, özellikle böyle tahrir defterlerine dayalı araştırma yapan özellikle araştırmacıların karşılaştığı bir durumdur. Tabii içimizde belki tahrir defteri nedir, ne anlama geliyor diye soranlar olabilir. Osmanlı döneminin önemli vergilendirilebilir nüfus ve gelir kaynaklarını ihtiva eden defter grubu. Bizim de bu tür nüfus ve iskan çalışmalarımızda kullandığımız ana defter gruplarından bir tanesi. Tekrar burada izah etmek isterim. Bu defter gruplarında idari birimlerin yapılanması var ama bazı idari birimler tımar sistemine göre de şekillendiği için bazı farklılıklarla karşılaşabiliyoruz. Nitekim Ankara'da onlardan bir tanesi. 1463 yani Fatih dönemine ait elimizde en eski defterimiz Fatih dönemine ait var. Bu defter içerisinde bazı veriler de var daha eski bir defterin olduğuna dair ama maalesef elimizde yok. Şu an için arşivlerimizde mevcut değil. Bir diğer sonraki defterimiz 1523 tarihli. 16. yüzyılın son yarısına ait defterimiz ise 1571 tarihli. Dönem içerisinde bir farklılaşma var. Tabloda da gördüğünüz üzere 1463'teki bazı yerleşim, daha doğrusu nahiye birimleri, tımar nahiyeleri özellikle 1523'te ve 1571'de daha stabil bir hale gelmiş durumda. Ve klasik dönem artık yapısı yavaş yavaş oturmuş durumda. Mesela ilk Fatih dönemine ait defterde Bınarı ili diye bir nahiyeden bahsedilir. Ama yavaş yavaş artık 16. yüzyıla geldiğimizde bu yapının Çubuk içerisinde yer aldığını ve artık Çubuk nahiyesi kazası sınırları içerisinde anlatıldığını görürüz gibi bir takım değişkenlikler söz konusu. Ama 16. yüzyıla geldiğimizde baştan göstermiş olduğum şu yapı, yani Ankara'nın kendi merkez kazası, yani kadılık merkezi, aynı zamanda bunların her biri bir merkez kaza dışında kadılık merkezi. Çubuğu söylemiştik az önce, Yabanabat yani bugünkü Kızılcahamam ve çevresi, Murtazaabat bugünkü Mürtet civarı, Ayaş ve Bacı dediği de Polatlı civarı. Şimdi tabii biz böyle söylediğimiz zaman insanların aklında çok şekillenemeyebiliyor ama bugünkü ifadeyle söylemek gerekirse kasaba nahiyesi olarak adlandırılan bu arada bir yer daha var. Ankara kazasına bağlı olarak defterlerde genellikle geçiyor. Orası bugünkü Ankara Elmadağ ile Kaleci kadar uzanan sınırı içeri alan bir yer. Çubuk hemen hemen bugünkü Ankara'nın ilçesiyle hemen hemen aynı sınırlara sahip olan yer. Murtazaabat'ta Mürtet, bugünkü Mürtet ve çevresini, Ankara ile Ayaş arasındaki kısmı ihtiva eden yer. Ayaş ise hemen hemen bugünkü Ayaş, Beypazarı'na kadar uzanan bölgeyi. Yabanabat, bugünkü Kızılcahamam ve çevresini az önce ifade ettik. Bacı yine Haymana'nın kazasının doğusunda yer alan ve genellikle yörüklerin bulunduğu, bugün biraz daha Polatlı bölgesini ihtiva eden alan. Şimdi bu geniş coğrafya içerisinde tabii hemen öğrencilerimizin ve eminim sizlerin de aklına gelen bazı ilçeler hemen nerede diyebilirsiniz. Mesela bunlardan bir tanesi Beypazarı, değil mi? Hemen akla iki topta o geliyor ama Beypazarı 19. yüzyılda Ankara sınırları içerisine dahil edildiği için klasik dönemde biz Ankara'yı doğrudan sınırlar içerisinde, daha doğrusu Beypazarı'nı göremiyoruz. Bu yapı 17. yüzyıldan biraz bahsedeyim. 17. ve 18. yüzyılda bazı değişimlere uğrar ve mutasarrıflık haline getirilir Ankara. Ve daha sonraki yıllarda da idari yapılanmasıyla ilgili, mesela 1873 yılında Ankara livası, merkez kaza dışında Çubuk, Beypazarı, Haymana, Zir, Seferihisar, Ayaş, Kurupazarı, Nallı, Mihalitçik, Bala, Yabanabat kazaları ve Zir kazasına bağlı Murtazaabat, Seferihisar kazasına bağlı Tabanlı, Yabanabat kazasına bağlı Şorba nahiyelerinden ibarettir. Yani 19. yüzyıla doğru gittikçe bir değişim durumu söz konusu. Onunla ilgili de tabii kaynak olarak Rıfat Hoca'yı mutlaka söylemek lazım. 19. yüzyıl Ankara'sına Rıfat Özdemir Hoca çalıştı. Onun aynı zamanda yapmış olduğu bir harita var. Burada ise tamamen az önce söylemiş olduğumuz
şekil, daha doğrusu ifade etmiş olduğumuz kazalar bünyesinde farklı bir yapılanma içerisine Ankara'nın geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii bir başka husus var. Ankara deyince hep aklımıza hep merkez, kaza vesaire geliyor ama bir de Ankara yörükleri var. Bilemiyorum, hani daha önce duydunuz mu bir şekilde, hiç kaynaklarda vesaire karşımıza çıktı mı, ama önemli konulardan bir tanesi bu aslında. Bir defa Ankara yörüklerinin kendine ait bir defteri var. Müstakil bir defteri. Şu haritaya tekrar dönmek isterim. Burada Ankara'nın güneyine, neredeyse Konya'da işte Bayburt'tan itibaren alıyor. Seferihisar'dan biraz daha geçip bugünkü anlamda nasıl demek lazım? Karahisar'ı sahip, yani eski ifadesiyle, bugünkü ifadesiyle Afyon, Eskişehir ve aynı zamanda Aksaray sancaklarındaki bazı yerleşim yerlerinde ihtiva edecek şekilde bir hocalarımızın, özellikle Özer Ergenç hocanın ifade ettiği bir kavram vardır. Ankara'nın güneyini yelpaze şeklinde içine alan bir yörük grubu, yörük taifesi var. Ki bu yörük grubunun biz özellikle tarımsal üretim konusunda mesela çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bugünkü elimizdeki veriler onu gösteriyor. Şimdi çok enteresan bir şeydir. Yörük deyince ilk etapta aklımıza ne gelir? Göçer hayattır, belli bir yerde stabil değildir. Dolayısıyla tarımla arası nasıldır? İyi, kötü, az, çok, değil mi? Çok fazla yoğun olmadığını düşünürüz. Ama Ankara yörüklerinin gerçekten de tarımsal hayata, özellikle Ankara'nın tarım ticaret hayatına da önemli bir katkısı var, onu söyleyelim. Mesela büyük ve küçük haymanalar, bu Ankara yörükleri içerisinde geçen önemli bir grup. Onların 1598-99 yılında elde etmiş oldukları kilogram bazındaki buğday miktarı 1.306.666 kilogram. Ve bunlar geçici olarak, hani kışın gidip ekip biçme işlerini vesaire yapıyor, yazında yaylaya. Özellikle de Kızılcahamam tarafında daha çok çıkıyorlar. Çünkü Kızılcahamam tarafı daha serin. Yazın orada, kışında Haymana civarına daha çok inmeyi tercih ediyor yörükler. Zira Haymana da kış şartlarında yaşamaya çok uygun ve hayvanların hatta kar altında dahi ot bulabilecekleri bir mekan, bir yer. O yüzden de Haymana bölgesi kışın yörükler tarafından daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla bu aslında hareketlilik esnasında Ankara yörüklerinin bu kadar bir buğday üretiminin olması gerçekten de büyük bir öneme sahip Ankara tarihi ve ticari hacmi açısından. Nitekim Ankara ihtiyacının yaklaşık olarak dörtte birine tekabül ediyor bu oranda. Oldukça yüksek bir rakam. Ve bölgedeki tarım üretimin, yani sancak bazındaki tarım üretiminin de neredeyse beşte birine tekabül ediyor ki bu da gerçekten de büyük bir üretim mekanizması olduğunu gösteriyor. Ankara yörükleri dedik. Peki bu yörükler içerisinde 24 tane Oğuz boyunun ismi acaba hiç yok mudur? Değil mi? Yani bugün dolaşıyoruz, geziyoruz ve bulunduğunuz yerde veya farklı şehirlere ait de bir takım yolculuklar yapıyoruz. Yol üzerinde bazı köy isimlerine rastlıyoruz ve hemen aklımıza gelen, özellikle 24 Oğuz boyu içerisinde yer alan bazı köy adlarıyla karşılaşıyoruz. Ankara bu anlamda da çok zengin. Yani hem yörüklerin içerisinde hem de köy yerleşim yerleri içerisinde çok ciddi oranda 24 Oğuz boyuna mensup olan hem cemaatlerin yerleştiği hem de aynı zamanda bulundukları yerlere de isimlerini vermiş olan kişilerden ve kimselerden oluşuyor. Bunlardan da birkaç tanesini söylemek isterim mesela. Kasaba yörükleri içerisinde Salur boyu var. Onu söyleyeyim. Yine kasaba içi, yine Hacılı. Mesela Ramazanlı ulusunun kabileleri arasında Hacılı, Haymana taifesi içerisinde geçiyor. Yine 24 Oğuz boyuna mensup mesela bunlardan Alayuntlu Oyma bu grup içerisinde mevcut. Yine Haymana taifeleri içerisinde İdir boyuna mensup olanlar mevcut. Bunların bir kısmı özellikle Sivrihisar civarında yaşıyor. Ulu Yörük taifeleri içerisinde mesela Kınık boyuna mensup olan kişi ve kimselerin olduğunu biliyoruz. Yine Aydınbeyli yörükleri arasında Eymir cemaatine mensup olan kişiler mevcut. Daha doğrusu boyuna mevcut. Dolayısıyla bir Oğuz boy yerleşmesi ve bir hani aynı zamanda o Türkleşme sürecinin de büyük bir şeyini görebiliyorsunuz. Artık yerleşik bir hale geldiğini ve Ankara'da tamamen yapıyı bulduğunu görebiliyorsunuz. Peki bütün bu sonuçlardan sonra
Şimdi özele doğru geçebiliriz. Yani bir şehirden bahsetmek lazım bu kapsamda. Biraz geneli anlattık. Çok da zamanımı birazcık daha iyi kullanmaya da çalışayım. Şimdi Ankara dediğimiz zaman tabii ki 1890'lı yıllardan sonra Ankara'nın Ankara'ya dair resimler var. Onun öncesinde daha çok gravür tarzı bazı elimizde görüntüler mevcut. Onlardan bir tanesi de mesela 1701'de Ankara'yı ziyaret eden Thornford'un bir Ankara gravürü. Tabii siyah beyaz olduğu için haliyle ve görüntü açısından da birazcık daha çok fazla net olmamakla birlikte genel olarak Ankara'nın mevcut yapısı hakkında biraz bilgi veriyor. Biz hep tabii sizlerin de görmüş olduğu nedir? Bir Ankara dediğimiz zaman ilk etapta hemen aklımıza gelen yer tabii ki Ankara Kalesi. Ama kaleyle beraber şöyle bir baktığınız zaman aşağı doğru ilerlediğinizde önemli ticari ve aynı zamanda sanat merkezlerinin olduğu bir bölgeden bahsedebilmemiz mümkün. Kalenin bulunduğu yer hep aynı zamanda şeriyetçilerinde de geçen ifadeyle yukarı yüz diye adlandırılıyor. Aşağı kısım ise aşağı yüz. Bu yukarı yüz dediğimiz bugünkü eğer kale civarını gezdiyseniz kale çevresi, Bedesten, o Hanlar bölgesi o kısım yukarı yüz. Bugünkü Anafartalar Caddesi'nin altında kalan ve Hacı Bayram Camii'nden Karacabey Külliyesi'ne kadar uzanan yer ise daha çok aşağı yüz olarak adlandırılıyor. Baktığımız zaman tabii ki hemen hemen Ankara'nın mevcut olan yapısı içerisinde bir aslında hem İslam şehir tipolojisi var hem de Orta Asya şehir tipolojisi var. Yani İslam şehir tipolojisi dediğimiz zaman bir mutlaka iç kalesi, bir camisi, bir pazarı, bir hamamı mutlaka olması gerekir. Orta Asya şehir tipolojisinde ise baktığınızda mutlaka bir şehristanı, bir rabatı, bir iç kale kısmının olması gerekir. İşte Ankara aslında bu iki yapıyı da kendi bünyesinde barındırıyor. Esasında Anadolu'daki birçok şehre gittiğinizde baktığınızda hemen hemen benzer şeyleri görebiliriz, yapıyı. Mesela ben Antepliyim. Antep'te de işte meşhur bizim hep Halep'le karıştırılan bir kalemiz var. Çünkü görüntü olarak birbirine çok benzer. Hemen dibinde mutlaka bir dini yapı, yani bir cami, bir hamam, bir pazar yeri, mutlaka bir çarşısı değil mi? Şöyle bir aklınızda bulun gibi. Yani bir zamanlar çok fazla kötü koku yarattığı için Antep'te mesela çok ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Daha sonradan bazı temizlik faaliyetleri yapıldı. Şu an gayet güzel bir görünüm var. Bugünkü yapı açısından baktığımızda hani bir şehir tipolojisi nazarında benzerlikleri birçok şehirlerimizde aslında görebilmek mümkün. Benziyor hocam. Çok kale yapısı genellikle zaten çok karıştırılıyor. Onu söyleyebiliriz. Tıpkı buradaki kalenin Halep'le karıştırılması gibi. Evet. Şimdi artık hani çok fazla tabii resimleri seçerken her şeye dikkat ediyoruz hocam. Alırken değil mi? Telif haklarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Her resmi maalesef kullanamıyoruz ama daha çok kamuya mal olmuş. Artık hemen hemen internet ortamına girebildiğinizde mevcut olan birçok resmi mümkün olduğu kadar kullanmaya ben de çalıştım. Şimdi şu sıralar biliyorsunuz Rahmi Koç Müzesi'nde aynı zamanda sergileniyor. Meşhur biliyorsunuz özellikle Semavi hocamızın tabii büyük bir hizmet 1970 yılında Türk Tarih Kurumu'nda vermiş olduğu bir konferansla aynı zamanda açığa çıkan, ortaya çıkan Amsterdam'da yanlış telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama Rijksmuseum'da bulunan bir ve daha önceleri Halep'e ait olduğu kabul edilen ama daha sonraları ise Semavi Hoca tarafından Ankara'ya ait olduğu aynı zamanda delilleriyle birlikte ifade edilen meşhur 18. yüzyıla ait tablo. Şimdi tabii bu tablo aslında bu Ankara'nın evet 18. yüzyıla ait olduğu konusunda genelde bir şey var. Artık ispatlanmış, kanıtlanmış bazı kanıtlar var ama bununla beraber şehir tipolojisini hem klasik dönem için hem de aslında bu dönemler için çok güzel bir şekilde ele veriyor. Yukarıya baktığınız zaman dış kale veya işte ak kale, iç kale dediğimiz daha doğrusu pardon, bugünkü hemen gördüğünüz kısım, etrafında dış kalesi, surları, en üçüncü sur dış tarafta bulunan ise meşhur biliyorsunuz Celali isyanlarına karşı yapılmış olan sur. Ben hep şey diyorum, Ankara eskiden itibaren hep böyle mücadelenin yeri olmuş.
O dönemlerde de işte 17. yüzyılda da Celal isyanlarına karşı bir mücadele var. O dönemin Kadı Sivil'de Azade'nin sayesinde aslında bazı saldırılardan kendini koruyabilmiş. Milli mücadele yıllarında da yine mücadelenin merkezlerinden bir tanesi şüphesiz ki. Bu resim çok şey anlatıyor. Tabii benim başlığım konum bu resim değil ama bu resimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Bunlardan bir tanesi de son dönemlerde Erman Tamur Hoca'nın makalesi. Ankara'nın resmiyle ilgili, bu manzara tablosuyla ilgili güzel açıklayıcı bir çalışması da var. Orada detaylı olarak da anlatıyor. Özellikle yerleşim yerindeki camilerden tutun da bedestenin olduğu yer. Mesela uzun yıllar oradaki köprülerden özellikle bir tanesinin Akköprü olduğunu zannediyorduk. Ama Erman Hoca Akköprü olmadığını bazı delilleriyle birlikte ortaya koymuş. Dolayısıyla hani bugünkü anlamda da bazı yeni bilgiler çerçevesinde baktığımızda Ankara'nın bugünkü yapısı neler var? Resim içerisinde hemen kısaca bahsetmek lazım. Bedestenin olduğu yeri görüyoruz. Zaten kaleyi ifade ettik. En meşhur biliyorsunuz Fatih döneminin aynı zamanda vezirlerinden birisi Mahmut Paşa tarafından yapılmış olan bedesten. Yine Hacı Bayram Camii'nin olduğu kısım ön planda. Özellikle camilerin daha çok yoğunlaştığı kısım hemen resmin sol tarafında yer alıyor. Yine aynı zamanda diğer ufak tefek, hani Cenab-ı Ahmet Paşa camisi tabii ki elbette bunlar içerisinde çok önemli ama onun yanında muhtelif diğer camilerin olduğu kısımları sağ tarafta görebiliyorsunuz. Kapılar, mesela burada İstanbul kapısı var, aynı zamanda Erzurum kapısı, onunla ilgili de bazı açıklamalar var. Tabii burada resim ikiye bölünmüş durumda. Yukarıda daha çok şehrin bir gravürü aslında. Altta ise yapılan faaliyetlerle ilgili, ticaret ve sanat faaliyetleriyle ilgili. Aslında bugünkü Ankara'yı çok iyi yansıtıyor. Yani daha doğrusu şöyle, Ankara'nın ticari zenginliğini ve farklılığını ortaya koyan bir tablo aynı zamanda. Tiftikle uğraşan, aynı zamanda daha doğrusu tiftik günüyle uğraşan bir ticari bir grup var. Esnaf var. Aynı zamanda onun alım satımı, hatta dokumacılığı vesaire onunla ilgili de bir görselliğe sahip. Oldukça hareketli bir şehir manzarası bize sunuyor. Dolayısıyla bu şey de bize aslında Ankara hakkında güzel fikirler veriyor bu anlamda. Şimdi burada tabii ki Ankara deyince kaleye gittiğiniz zaman buna Mehmet Hoca'dan, Mehmet Tuncer Hoca'nın çalışmalarından buraya aktardım. Biraz daha net görünebilmesi için. Hemen kalenin o ana kapısından girip aşağıya doğru baktığınızda bir meydanla karşılaşıyorsunuz. O meşhur işte at pazarının bulunduğu yer. Özellikle bu civar içerisinde baktığınızda tabii ki ciddi anlamda bir ticari yapıyla da karşılaşıyorsunuz. Çünkü aynı zamanda hanlar bölgesi bahsetmiş olduğumuz yer. Dolayısıyla bu hanlar bölgesi içerisinde bizim hep öğrencilerimize söylediğimiz şey, tabii şunu da söyleyelim. İlk işte Ankara'ya geldiği zaman öğrencilerimiz, Ankara'yı karesine gittiniz mi, o civarı gördünüz mü diye hep sorularda sorarım. Derslerde sorarım. Bir iki öğrencimiz çıkar, hep unutulur. Bir gün mutlaka gider gezerim denilir ama bir türlü gidilmez. Sonra birisi bir şekilde hani bir arkadaşını götürürse o vesileyle görür ama ihmal ediyoruz. Belki yanı başımızda bir tarih var. Onu gezip görmekte fayda var. Son dönemlerde tabii şunu da söyleyeyim. Hani doktora tezimi hazırlarken gördüğüm Ankara Kalesi'nin mevcut yapısıyla bugünkü yapı arasında gerçekten de farklılıklar var. O dönemde açık söyleyeyim. Hani gezerken, dolaşırken yanımızda mutlaka bilen birileri ve aynı zamanda bir ekip halinde dolaşır gezerdik. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla biraz daha kale ve çevresi çok önem kazanmış durumda. Hem turistik açıdan da çok güzel şeyler yapılmış orada. Yeni yapılan çalışmalar da var. Artık Ankara bence hak ettiği, layık olduğu değeri yavaş yavaş bulmaya başlıyor. Her yönüyle bu tarihi dokuları aynı zamanda korumak gerekiyor. Bizim açımızdan da çok önemli. Ankara üzerine çalışanlar için de çok önemli. Ve aynı zamanda tabii ki dışarıdan gelen ve ilk defa Ankara'yı gezip ziyaret edecek olanlar için de çevrenin olması çok çok önemli. Tabii Atpazarı dedik. Atpazarı'nın hemen o sur girişi vesaire o kısmın olduğu yerde kaleden bahsettik. Bir defa kale zaten oldukça yüksek. Yani 978 metre yüksekliğinde oldukça yüksek bir tepe üzerinde inşa edilmiş.
Tabii onun tarihiyle ilgili çok detaylı bilgi daha var ama şu an çok vaktinizi almamak adına çok zamanınızı almak istemem ama Bizanslılar ve özellikle Osmanlı'nın bu kalenin özellikle bugünkü hale erişmesinde büyük avantajlı katkıların olduğunu ve Selçuklu'da tabii unutmamak lazım. Selçuklular döneminde de katkılar olduğunu söylememiz lazım. Tabii daha çok Arap istilasıyla aslında ilintili bu kalelerin yapımı. Birçok Anadolu şehrinde de bunu görürsünüz. Ve bugün baktığımız zaman mesela birçok yapı içerisinde Selçuklu yapılarının yine kale içerisinde mevcut olduğunu, kullanılan taşlardan tutun da içerisinde mevcut olan tarihi mekanlar göz önünde bulundurulduğunda var olduğunu görebiliriz. Bir defa kale önemli Osmanlı şehirlerinde. Kale sadece güvenlik sebebiyle mi vardır acaba? Yoksa başka amaçlar için de kullanılır mı? Hiçbir korunaklı bölge kavramının çok fazla bugünkü gibi olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Devletin bir parası var değil mi? Nerede korunacak? En korunaklı yerlerden bir tanesi kale tabii ki. Korunaklı yerlerin, özellikle paranın, bir takım silahların, aynı zamanda eşyaların, en önemlisi askerlerin bir defa barındıkları yerler, yani mekanlar halinde özlenmiş durumda. 16. yüzyılda kalede özellikle bir dizdar, bir ketuda ve 50 tane nefer olduğunu söylemem lazım. Kale içerisinde geçen gruplar içerisinde Zemberekçiyan ve Nevvetçiyan grubundan bahis var. Benim incelediğim verilerde Zembekçiyan aslında Zembek bir oku ifade ediyor. Uzun hatta daha sonraki dönemlerde Yeniçeri Ocağı'nın bir 80'in ikinci ortasına da verilen bir isim halini alıyor. Daha sonra bu ok kullanılmamaya başlanıyor. Özellikle ateşli silahlara geçildikten sonra ama yine de isim olarak devam ediyor. Evet Cihan'da malumunuz olduğu üzere daha çok muayyen zamanlarda belirli zaman dilimlerinde mızıka çalan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla bu kalenin kendi içerisinde bir yerleşim yeri var. Yani az önce görmüş olduğunuz mesela gravürde de vardı. Kale surlarının içerisinde bazı evler var. Yani bir hayat orada devam ediyor. Hatta genellikle kaynaklarda geçiyor. Muteber kişilerin, kayda değer zengin kimselerin, kişilerin oralarda bulunduğu ve yaşadıkları ile ilgili, oradan ev almayı tercih ettikleri ile ilgili hatta. Baktığımız zaman kale içerisinde Kanuni döneminde Güzeloğlu Mescidi Mahallesi, Dudiran Mescidi Mahallesi, Aşağı Kapı Mescidi Mahallesi, Yazıcı Şahabettin Mescidi Mahallesi, Cami Mahallesi diye 5 Müslüman ve bir de Gayrimüslim Mahallesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şehri ziyaret edenler de özellikle kalenin bu cesametli yapısından, gösterişli durumundan, dağın tepesindeki mevcut kalıntılardan bahsediyorlar. Özellikle Hans Dersham, mesela bu anlamda bizim en çok kullandığımız kaynaklardan bir tanesidir. 1555'te hem bu Bent Deresi'nin olduğu kısımdaki Hıdırlık'la, aynı Hıdırlık Tepesi'yle bugünkü Ankara Kalesi arasında malum biliyorsunuz bugün bir yol var. Aslında o yolun altında bir su akıyor. Hani Bent Deresi'nin bir kısmı daha sonra oradan aynı zamanda geçti ve üstü kapatıldı. Bugün aslında Ankara'yı böyle çok şey görüyoruz ama ben diyorum ki Ankara yerin altında suları akan bir şehir aslında. Bugün semtimiz var, Çay Yolu diye bir semt var. Yani dolayısıyla bir de Türklerin hep gördükleri ve yaşadıkları bir yeri isim verdiklerini düşünecek olursak bugünkü isimler daha anlamlı hale geliyor. Mesela İnce Su var, Bent Deresi var değil mi? İşte Çubuk Çayı bu anlamda çok meyve. Bu üç tane çay çok besleyen, Ankara'yı özellikle besleyen üç aslında su, dere ve dolayısıyla bunlar da şehrin hem ihtiyaçlarını temin etmede hem de aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde çok büyük katkılar sunuyor. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Bazı özellikle tarım alanlarının sulanmasının bu bölgelerin ne kadar etkin kullanıldığından. Şimdi tabii bu genel yapıdan sonra şöyle bir Ankara'nın hemen hafızasında olan resmi mutlaka göstermem lazım. Bu resimlerden bir kısmı 10 yaşındaki kızıma ait, bu arada onu da söyleyeyim. O bu dönem içerisinde bana da yardım etti. Fotoğrafçılığa da çok meraklı. Bazılarını o çekti. Bugün yine kale içerisinde bazı tabii restore edilen şeyler de var. Aynı zamanda evler var. Restorasyon konusu çok önemli. Mümkün olduğu kadar hani eğer ayakta durabilme gücü varsa, herhangi bir tahribatı vesaire etrafına da zarar vermiyorsa, o çerçevede veriliyorsa gerçekten de bizim arzu ettiğimiz, istediğimiz şey bu.
Baktığımız zaman tabii bu da yine meşhur biliyorsunuz aynı zamanda Hisar'ın giriş kapısı. Tabii öğrencileri gezdirdiğimiz zaman öğrencilerimizin en çok şaşırdığı şey yani duvarların içerisinde ara kısımlarda böyle Roma dönemine ait bazı yapılar, daha doğrusu kesilmiş olan taşlar var. Onlara hep hayret ediyorlar, hatta yazılar. Bunlar diyoruz ki çok normal çünkü o dönem içerisinde elde hazır birçok mimari yapıda aslında görebiliyoruz biz bugün Anadolu'da da. Hazır bir yapı var. Gerektiğinde onlar zaman içerisinde kullanılmış. Bu resimler dediğim gibi bize ait, yani bana ait çektiğimiz hem Ankara manzarası hem de sur görüntüleri. Şimdi Mehmet Hoca'nın çalışmasından bu şey Ankara mahalleleri oldukça kalabalık. Sayısal olarak tabii konuşmayı da çok uzatmak istemem ama 85 şeyden daha çok bahis var. Tabii iç mahalle, iç kaleleri de vesaire de daha iç mahalleleri de dahil ettiğinizde 88'e yakın bir mahalle sayısına kadar artıyor ama genel olarak söylemek gerekirse mesela 1523'te 81 mahalle olduğunu, 63'ü Müslüman, 13'ü Müslüman ve Hristiyan karışık olduğunu, bir 400 Hristiyan ve bir tane de Yahudi mahallesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu mahalleler içerisinde sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda gayrimüslimler de var. Çok sizleri hani sıkmamak adına genel anlatmak gerekirse bu mahalleleri böyle şey olarak düşünmemek lazım. Yani bazen böyle anlattığımızda sanki ya işte Müslüman mahallesi burada, Yahudi mahallesi şurada, birbirlerine hiç karışmıyorlar, iç içe değiller gibi anlamamak lazım. Bunlar kendi iç yapı dinamiği açısından baktığında sürekli bir şey halinde, temas halinde. Yani bunu bir gettolar her zaman anlatıyoruz. Bir getto gibi değil. Herkes birbirinden bağımsız, birbiriyle ilişki halinde, temas halinde olmayan mahalleler değil, ayrı gayrı değil. Zaman zaman bir Hristiyan kimsenin bir Müslüman mahallesinde oturduğunu da görüyoruz. Veya Müslüman olan kişinin Hristiyan mahallesinde veya Yahudi mahallesinde oturduğunu da görebiliyoruz. Hatta Kudüs bile, hani Kudüs bile dini yönüyle bu yönde çok ön plandadır biliyorsunuz. Kudüs'te bile böyle bir yapı var. Onu da tabii ifade etmek isterim. Osmanlı şehirlerinin yapısında birbiriyle iç içe geçirgenlik söz konusu. O anlamda mahalleler arasında etnik veya dini grup açısından katı bir ayrım olmadığını ifade etmem gerekir. Şimdi baktığımız zaman nüfus durumu az önce de ifade ettiğim gibi doktora tezimin aynı zamanda bir parçası buradaki veriler. Oldukça hani kalabalık bir nüfus durumuyla karşı karşıyayız. Ama baktığımız zaman özellikle tabii biraz ilerleyeyim. Çok tamamen bütün mahallelerin veri şeyleri özellikle. Onları birazcık daha hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Zaman da çok fazla aşmamak adına. Baktığımız zaman Ankara'nın genel bir nüfusunu hocam söyleyebilir misiniz derseniz eğer, yaklaşık olarak 16. yüzyılın son yılları ile 17. yüzyılın başlarında 23 bin ile 25 bin arası, benim bulduğum hesaplamalarda hemen hemen bu oranda. Tabii bunlar dediğimiz gibi defter grubunun kendi içerisinde iç dinamiklerinde bazı hesaplamalar konusunda farklılıklar söz konusu olabiliyor. O yüzden değişkenlikleri de düşündüğümüzde yaklaşık olarak evet hemen herkesin söylemiş olduğu oran yani 23 ile 25 bin arası var. Sadece Celali isyanları döneminde bir şehrin aynı zamanda nüfus yapısında büyük değişkenlik olduğunu, nüfusun üçte birinin dağıldığı genellikle kaynaklarda geçer. Hatta bazı malum olduğu üzere köylerin boşaldığı, terk edildiği ifade edilir kaynaklarda. Ama şunu söyleyelim, kalenin şimdi burada tabii de şey de söyleyeyim, onu da atlamamak lazım. Az önce Ankara yörüklerinden bahsetmiştim. Onların da aynı zamanda nüfus yapıları elimizde mevcut. Onlar da ciddi anlamda bir nüfus yoğunluğuna sahip. Tahmini olarak topladığınızda da Ankara'nın özellikle genel şeyinde, yapısında şehir nüfusuyla beraber ve diğer yapıyla beraber düşündüğünüzde hem 1463'te hem 1523-1571'de ciddi bir nüfus kesimiyle baş başayız. Tabii tezimi hazırlarken de hemen hemen elde ettiğim neticeler Osmanlı Devleti, özellikle Anadolu coğrafyası içerisindeki en yoğun galiba şehirlerden 5. sırada gibi bir şeydi. İşte Bursa'yla beraber düşünüldüğünde, diğer büyük şehirlerle düşünüldüğünde 5. sırada, ki bu çok iyi bir rakam.
o dönem içerisinde bakıldığında. Şimdi tabii şöyle tekrar şuraya geri döneyim. Şunu söylemem lazım. Belki burada hemen akla gelen şey, peki bu mahalleler içerisinde yoğunluk nerede? Yoğunluk şurada bir müsaadenizle elinde galiba ışık. Da çok yoğun. Şu an açık, evet. Bu kısımda yani şöyle düşünelim, daha çok ticari hayatın geçtiği at pazarı, bugün yine var, sokakları dolaştığınız zaman göreceksiniz, koyun pazarı, Karacabey Camii'nin olduğu kısımlar ve şu yukarı yüzün, uzun çarşının olduğu yerlerde ciddi anlamda bir nüfus yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Avancıklar bunlar içerisinde en kalabalık mahallelerden bir tanesi. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla bugün içinde tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz yerler Kale Mahallesi ve aynı zamanda Hacı Bayram Mahallesi olarak adlandırılıyor. O bölge içerisine aynı zamanda giren kısım. Onu da yine söylemiş olalım. Peki, şimdi tabii biraz hızlı ilerleyeyim. Vaktinizi de çok fazla almamak adına. Bir sanat ve ticaret yerleri, merkezleri bugün de mevcut olanlar var. Bir defa Ankara deyince aklımıza ilk etapta gelen Tiftik'ten dolayı, özellikle sof kumaşından dolayı meşhur olan ve bunun ticaretinin aynı zamanda yapıldığı yerler var. Bedesten özellikle bunlar içerisinde, özellikle hem depolama yeri hem de mevcut haliyle ticari mekanlardan bir tanesi. Sof ipeğe benziyor ama İpekten daha ucuz. O yüzden de hem muteber kişiler hem zengin kesim tarafından çok itibar gören bir kumaş türü. Şey olduğu için, fiyat açısından da uygun olduğu için hanımlar tarafından ve saray erbabı tarafından da çok tercih edilen bir kumaş. O yüzden de Ankara aslında 16. yüzyılda bu kumaşla bir anlamda aslında uluslararasılaşmış diyebiliriz. Bakıyorsunuz ki hani Venedikliler, işte Polonyalılar, Lehliler o dönemin ifadesiyle, İngilizler, zaman zaman Fransızlar, işte 18. yüzyılda Hollandalılar, o bahsetmiş olduğumuz gravürün Hollanda'da olmuş olması bir tesadüf değil aslında. Bu konuyla yazılan, çizilen makalelerde de ifade edilir. Muhtemelen bir Hollanda ile Osmanlı arasında bir ticari işbirliği yapan bir şirket kanalıyla Hollanda'ya gitmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir ticari bir potansiyelin hakim olduğunu söyleyebiliriz ama tabii sof bunlar içerisinde önemli. 1539'da Ankara'yı gören Memre, özellikle bir ifadesi var, sof için Zambelotti yapılan yer diyor. Zambelotti dediği şey işte sof, softan bahsediyor. Buzbek de yine 1555'te Ankara'yı gördüğünde bu uzun tüylü kumaştan, işte tüftik geçilerden anlatır, bunların tüyleri nasıl dokunduğundan uzun uzadıya bahseder. Dolayısıyla hem o seyyahların hem de elçilerin raporlarında biz sofla ilgili çok sayıda bilgiye erişebiliyoruz. Tabii bu hanlara da yansıyor. Bugün aynı zamanda müze haline getirilen Çengel Han'ı ziyaret ettiğinizde de göreceksiniz. Orada da işte bazı kısımları ona ayırmışlar. Gayet de güzel olmuş bence. Hem günümüz gençliğinin, öğrencilerin görmesi açısından da çok önemli. Bugün biraz daha yavaş yavaş artık önem kazanmaya başladı ve ön plana çıkmaya başladı. Ama bak, gördüğümüz kadarıyla biraz daha herhalde bu konuda önemli çalışmalar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. En azından bu yönünün, Ankara'nın bu yönünün ortaya konulması açısından önemli. Şimdi ben çok zaman harcamadan her bir han kim zamanında yapılmıştır, nedir ne değildir söylemek belki zaman alabilir ama genel olarak söylemek gerekirse 16. yüzyıla ait olan ticaret merkezleri, tarihi ticaret merkezlerini bu şekilde sıralayabiliriz. Belki aklınıza başka hanlar gelecek ama bunların bir kısmı 17 veya 18'de yapılmış olanlar da var. Bugün devam eden ama mevcut olan. O yüzden bazılarını burada görememiş olabilirsiniz. O yüzden hemen onu da antiparantez söylemek isterim. Tabii şöyle Bedesten'den bugünkü görüntüsü biraz yeşillikler içerisinde. Çok fazla esnaf grubu var. İçerisinde dediğimiz gibi sadece sofla ilgilenenler değil, aynı zamanda
işte terziler, kuru yemişçiler, yorgancılar, kahveciler, bostancılar, boyacılar, demirciler gibi aslında tam bir Anadolu şehri yapısı. Yani bugün hangi Anadolu'ya giderseniz, Anadolu şehrine giderseniz hemen kalenin dibinde. Bugün ben de işte Antepliyim. Bakırcılar Çarşısı var bizde de meşhur. Ondan sonra kuru yemiş satan ayrı bir grup var değil mi? Havlucular değil mi? Ayrı bir yerde konuşlanmıştır. Hemen hemen hepsi çarşının belli bir kesimini kesiminde işlerini daha doğrusu gören ve aynı zamanda ticaretini yapan kesim. Burası az önce ifade ettiğimiz gibi hemen Hisar'dan çıktıktan sonra ana kapıdan at pazarının ve aynı zamanda Hanlar bölgesini gösteren tarihi ve mekanları. Yine aynı zamanda koyun pazarına açılan sokak. Bu Pilavoğlu aynı zamanda hanı. Tabii dediğimiz gibi esnaf çarşıları, pazar yerleri, işte at pazarı söyledik, koyun pazarı çarşısı, Karaoğlan çarşısı, depahane pazarı, araba pazarı, uzun çarşı. Bunlar çok en meşhurlarından bir tanesi. Tabii bir şey de daha söyleyelim. Şimdi depahane pazarını görünce aklıma geldi. Kaleyi hep anlatırken şunu da söylerler. Kaleden Bent Deresi'ne değil mi hocam Sıddık hocam? Bir gizli geçit olduğunu söylerler. Yani o gizli geçidi daha yani bakanlar, araştıranlar var. Özellikle yerel tarih çalışanlar içerisinde de bazı hocalarımız var. Sanırım yapılaşmadan dolayı, yeni yapılaşmadan dolayı çıkış noktasını veya yeri tam şey olmuyor ama nerede olduğu tahmin edilen bir yer var. Çünkü depacılık hani çok önemli. Özellikle dericilik faaliyetleri açısından önemli. İşte Bent Deresi'nin fonksiyonu zaten oradan ilintili diye konuşmuştuk. Onu da hemen ifade etmekte fayda var. Mehmet çalışması bugün yerleri gösteren haritayı krokide paylaşmak isterim. Yine burası Karaoğlan Çarşısı. Tabii biraz yakın dönemlere ait bir resim. Burası yine bu bölge. Yine at pazarı bir çevresindeki ara sokaklar. Dini ve sosyal da var. İçerisinde bir kısmını hatırlıyorsunuzdur mutlaka ama içlerinde belki de gözümüze ilk etapta çarpan içerisinde bulunmasından dolayı ilk önce herkesin hemen hemen ziyaret ettiği Alaaddin Camii. Şöyle gösterelim. Yukarıdan benim çok sayıda var. 16. yüzyılda sanırım Osmanlı döneminde daha doğrusu 73 camiden bahsediliyor. 31 bir de mescitten bahsediliyor. Çok sayıda mevcut. Şöyle biraz hızlı geçeyim. Çok fazla çünkü bilgi var. Çok da fazla vaktinizi almadan. Bunlar içerisinde. Tabii Hacı Bayram'dan bahsetmeden, Hacı Bayram Camii'nden bahsetmeden geçmek mümkün değil. Ankara'nın manevi mimarlarından, aynı zamanda Hacı Bayram Hazretleri'nin türbesinin, aynı zamanda mekanının olduğu yer. Bugün de en çok Ankara'ya gelindiğinde ziyaret edilen mekanlardan bir tanesi bu bağlamda. Tarihleri de mümkün olduğu kadar karşısına yazmaya çalıştım ki hani aynı zamanda bir dönem açısından da size bir fikir vermesini da tahrirde de geçiyordu. Ak medrese, kara medrese ve diğer mesela Yeğen Bey medresesi, yeni medrese. Hamamlardan bugün tanıdık olan isimlerimiz var. Yine ki hamam önüne de aynı zamanda ismini vermiş olan hamam. En önemli hamamlardan bir tanesi, tarihi mekanlardan bir tanesi. Onu da söylemek isterim. Şimdi bir de tabii konuşmamın son kısımlarında biraz da köy ve mezralardan bahsetmek isterim. Şimdi biraz hızlı bir geçiş olduğu gibi ama
Zaman daralıyor biraz da, onu göz önünde bulundurarak biraz hızlı ilerlemem gerektiğini fark ettim. Dörde geliyor saat. Şöyle bir durum var. Ankara'nın köy yoğunluğu ciddi anlamda yüksek. Öğrencilerimiz şunu söyler. Hocam, günümüze kadar kalan köy ne kadar sayısı, o günden bugüne kadar kalan elimizde mevcut. Hani sürekliliğini takip edebildiğimiz 254 tane köy ismi mevcut. Tabii bunların içerisinde kaybolanlar, mutlaka yerleşim yerlerinden dolayı ve bazı sebeplerden dolayı terk edilmiş olanlar, özellikle Celali isyanları döneminde çok yoğunluklu olarak Ayaş'ta var, Haymana civarında var, bazı köyler var. Ama büyük oranda köyler varlıklarını, mevcudiyetlerini devam ettirmiş gözüküyor. Tabii bunların içerisinde sadece köyler değil, Ankara yaylakları, kışlaklarıyla da meşhur ve biliniyor. Çok defa da aynı zamanda kullanılmış. Özellikle kışlaklar ve yaylaklarda yörükler tarafından kullanılan çok mekan var. Bunu söylemekte fayda var. Ve az önce ifade ettiğim ciddi anlamda da bir bölgenin, yani Ankara'nın, hani bugün ya tahıl meselesi, buğday kıtlık meselesi şu an çok gündemde ve sürekli haberlerde bunlarla ilgili şeyler duyuyoruz. Dünyanın bir gıda krizine gireceği meselesi vesaire gibi. Onları dinleyince tabii insan ister istemez geçmişteki bazı verilere şöyle bir dönüp bakıyor. Ankara'nın 15. yüzyılda nispeten var ama 16. yüzyılda ciddi bir tarım potansiyeli var. Hem çevresi hem de aynı zamanda diğer mezraların, köylerin olduğu yerlerde dahil olmak üzere. Dolayısıyla hatta şöyle söyleniyor kaynaklarda, şeye kadar, yani İstanbul'a bile zaman zaman bu bölgeden tarımsal anlamda bir destek sağlandığı ile ilgili bilgiler var. O dönem içerisinde bu yaptığım çalışmada yine geçen, bu kilogram cinsinden tahmini olarak hangi değere sahip diye onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Onu da burada sizlere yansıtmak istedim. Daha çok hani ciddi anlamda tarımsal üretim faaliyetinin göstermek açısından. Şimdi tabii hep öğrencilerimiz söylüyor, var mı bazı yerler eklemek istedim son kısma. Kayaş mesela bunlardan bir tanesi. Kayaş kaynaklarda da şey geçiyor, tahrirde daha çok geçiyor aslında. Ankara'nın meyve ve bostan bir anlamda şeyi, deposu gibi anlatılıyor. Çok şey anlamda, güzel anlamda yad ediliyor aslında Kayaş ve çevresi. Nitekim bugün de hani artık tabii şehirleşmeyle beraber bu mekanların çoğu artık farklı bir yapıya doğru dönmüş durumda. Bu kısımlarda daha çok o derelerinin de katkısıyla çok sayıda tarımsal faaliyetin, hatta mesleki yerlerin, şimdi biraz daha 1920'li yıllara yapılan faaliyetlerinizde varında insanların, yani orada aileleriyle gidip piknik yapıyorlar, geziyorlar vesaire, ama daha sonraki zaman göstermiş tıpkı olduğu gibi. Sincan yine Fatih, özellikle Fatih dönemine ait defterden örnek verdim ki aynı zamanda yerleşim yerlerinin ne kadar geçmişinin eski olduğunu göstermek açısından. Belki daha da dediğimiz gibi eskiydi ama o ilk defter maalesef, diğer defterler elimizde yok. Sadece 1463 tarihli defter mevcut. Karapürçek. Evet, yani bu en çok öğrencilerimizin merak ettiği yine köylerden, ya daha doğrusu yerleşim yerlerinden bir tanesi. Keçi. Keçiyle ilgisi var mısın? Öğrencilerimiz aklına çiftlik keçisinden dolayı herhalde keçi diye konu. Keçi Türkçe'de küçük demek aslında. Türklerin, hep bize rahmetli Mustafa Kafalı hocamız anlatırdı. Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman hangi bölgeyi nasıl, ne şekilde gördülerse ona göre isim vermişlerdir, adlandırmışlardır ve Anadolu'da çok fazla viran ve örendi yerleşim yeri adı var derdi hoca. Çünkü karşılaştıkları manzara, yerleşim yerleri daha çok terk edilmiş, bir şekilde ıssızlaşmış yerler ve mekanlardan oluşuyor derdi. Hakikaten de Anadolu'da dikkat edin bundan sonra, hani özellikle öğrenci arkadaşlarımıza söylemek isterim. Çok fazla viranlı, öğrenli yerler var. Bunun da sebebi çok anlamsız değil, yani bir tarihi mutlaka bir geçmişi var.
onunla ilintili. Keçiören'de malum biliyorsunuz eski kaynaklarda da aynı zamanda şeylerde de var. Daha çok bağ ve bahçe üretiminin çok fazla yapıldığı yerlerden bir tanesi. Eryaman yine. Balgat, burada tabii hisse yazıldı, yazılmış bu kayıtta. Hisse yazıldığı için nısfı Balgat şeklinde geçiyor. Onu da ifade etmek isterim. Macun, yani köy diye geçiyor. Bugün aynı zamanda Macun Köy, hani Batı kente giderken aynı zamanda metro duraklarından bir tanesinin ismi. Bugün baktığımız zaman birçok yer, hani bugün içinde sürekliliği devam ediyor. Hüda zamanında dahi ıssız yatırmış diyor. Issız yatır, yani ıssız hiç kimse yokmuş. Bugün de aslında çok dedince çok daha yeni yeni aslında Ankara'nın parlayan semtlerinden mi diyeyim artık bölgelerinden bir haline dönüştü. Birçok okul var, üniversite var, artık yerleşim yerleri oldukça da pahalı dermişim. Değil mi? Bugün için şöyle bir baktığınız zaman, ama o dönemlerde böyle bir küçük bir notla düşünmüş. Nitekim çiftlikten bahsediyor, bir 10 çiftlik yerdir diye bir ifade de var. Dolayısıyla ve meşhur çubuk, çubuktan bahsetmeden olmaz. Çubuğun merkezi aynı zamanda bir köy, çubuk köyü aynı zamanda kaza merkezi özelliğinde. Burada tabii çok hızlı geçtik ama haneler kayıtlı. Biz genellikle buradaki hane sayılarını, biz tahrirle uğraşan kesim daha çok 5 ile çarpar. Ve bir takım daha doğrusu hesaplamalar yapmak suretiyle genel olarak bir yerin nüfusunu tahmini olarak bulmaya çalışırız. Şu an tamamen bu köyün kaydını görüyorsunuz. Esenboğa, bu da bize tabii Timur değil mi 1402'den miras kalan yerlerden bir tanesi. Esenboğa, bugün de aynı zamanda havaalanın olduğu yer. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Soru varsa alabilirim. Buyurun hocam. Sıdık hocam, geldiğinizde çok sevindim, mutlu oldum. Hocam teşekkür ederiz. Gördüğüme sağ olun, ayağınıza sağlık. Efradın Cami Ağyar'ın mani bir Ankara profili çizdiniz. Gerçekten son 500 yılı şöyle kafamızda süzdük adeta. Benim sorum şu, 16. yüzyılın sonlarında 25 bin nüfus. Geliyoruz 1900'lerin başına, yine 25 bin yaklaşık nüfus. Bunun temel sebepleri sizce nedir? 300 yıl geçiyor arada neredeyse. Yani benim düşüncem tabii hani 16'dan sonraki nüfus yapısıyla ilgili bir araştırma yapmadım. Ama hem kayıtların, elimizdeki mevcut olan kayıtlardaki bilgilerin durumu, hem de aynı zamanda bu Celali İsyanları dönemi dediğimiz gibi şehir nüfusunda ve aynı zamanda genel olarak Ankara Sancağı'nda zaten bir nüfus azlığına sebep olmuş, öyle gösteriyor. Ve tabii ki değişkenlikler, bir de göç. Mesela yine bizim yapmış olduğumuz başka bir çalışmada özellikle 16. yüzyılın sonlarından itibaren ciddi bir iç göç manzarasıyla karşı karşıyayız. İstanbul'da çok göç var mesela, Konya'dan, Ankara'dan. Belli şey, hep aklımıza şey gelir, yani köyden şehre göç olur değil mi? Kırsal yerden, kentten kente bir göç var. Yani İstanbul daha çok böyle, tabii bu dönemde nasıl popülerse, o dönemde de tabii asitane olması, başkent olmuş olması onu yine çok önemli kılıyor. Mesela göç olayları da var, onu da ben söylemek isterim. Tabii ki aynı zamanda defterlerdeki diğer bilgiler. Buyurun. Kaçarlar, evet. Ankara'da, Adana'da derler ki Antep'te vergi verdim, Antep'te Adana'da vergi verdim derler. Peki Ankara'daki yörüklerde böyle bir sorun yaşanıyor muydu, yoksa daha düzenli gruplar olarak mı kayıtlara geçmişlerdir? Şimdi yani benim baktığım defter tabii çok düzenli ve tertipli tutulmuş işte bir defter. Gördüğümüz kadarıyla tabii bunu tespit edebilmek için şu da var, bir süreklilik olması lazım. Bir de öncesinde ve sonrasına ait defter olursa hani karşılaştırma imkanı daha net. Yörük defteri mesela 16. yüzyılın ikinci yarısına ait olan var ama 16. yüzyılın ilk yarısında Mufassal defterin, tahrire uğraşanlar bilirler, onun hemen arkasında olduğu için
çok böyle o değişkenliği tam büyük bir değişkenlik olarak maalesef tespit edemiyoruz. Hani daha ama anladığım kadarıyla 16. yüzyılın ikinci yarısında tam yerleşmiş artık. Yerleştiği için de belli oranda hem vergilendirme sistemi olarak hem de yapısal olarak neyi nerede bulacağınızı üç aşağı beş yukarı bulabiliyorsunuz. Bir de şu var mesela hocam da Sıddık hocam da çok iyi bilir. O da Ankara konusunda önemli uzmanlardan biri. Bu kullanılan yaylak ve kışlaklar bile bir süre sonra özellikle kışlaklar kalıcı yerler haline dönüşmeye başlıyor. Kalıcı mekanlar. Demek ki orada uzun süre bulunmaya başladı. Bulunduğu yeri de beğendi. Ve artık orada daimi olarak kalmaya karar verdi. Çünkü bir sonraki aşamada önce cemaat olarak görüyorsunuz bir yeri. Ama bir sonraki tahrirde köy olarak karşınıza çıkıyor. Demek ki artık bir düzenli bir vergi alışverişine vesaire girilmiş. Tabii bir de şunu da söyleyeyim. Ankara yörüklerinin bir durumu daha var. Burada bir de yörük kadılığı var. Yani yörük kadılığı dediğimiz yörüklerin aynı zamanda daha sonra da zaten Ankara 19. yüzyıl Ankara'sında Rıfat Hoca'nın göstermiş olduğum o resminde, krokisinde daha doğrusu haritasında bir yörük kazasından bahsediyor. Yavaş yavaş bir kaza özelliğini de net olarak orada görebiliyoruz. Çok büyük bir değişkenlikler böyle. Onu zaten biz tahrirden değil de biraz daha farklı kayıtlardan, özellikle şeriyesicilerinden, bazı özel kayıtlardan tespit edebiliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Osmanlı döneminde Beylerbeyliği de yaptı. Evet, defalarca Paşa yaptı. Sancağı. Evet, defalarca yaptı. Yani Anadolu Beylerbeyi'nin merkeziydi. Hemen hamam önünde işte Karacabey var. 20 yıl Beylerbeyliği yaptı. Ve Varna'da şehit oldu biliyorsunuz. Beylerbeyliği sizin incelediğiniz dönemde şimdi nüfusla ilgili bir şey söyleyecektim. Nüfus 25 bin civarında dediniz. Tabii bu merkezin nüfusu. Evet. İlçelerle 250-300 bin civarında bir nüfusu var Ankara'nın. Bir de Ankara sancak merkezli olarak da idari olarak idare edilen bir yerdi. Sancak merkeziyken işte Çorum, Kayseri, Yozgat, Kırşehir Ankara'ya bağlı bir yerdi. Bunlarla beraber 1 milyonu geçen bir nüfus vardı aslında. Yani bu 15 ve 16. için söz konusu değil. Sancak çünkü az önce o haritada vermiş olduğum işte Çubuk, Ayaş, Kızılcahamam o civarı o ilk gösterdiğimiz. O dediğiniz isim biraz daha 19. yüzyılda. Evet. Ben de şeyi soracaktım. Yani Beylerbeyliği yaptı. Vergi olarak Osmanlı'da en çok vergi veren ikinci ildi Bursa'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam. Sizin incelediğiniz dönemi kapsıyor da yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Osmanlı'da en çok vergi veren Bursa'dan sonra ikinci il vilayet olarak kayıtlarda geçiyor. Sizin incelediğiniz dönemde idari durumu neydi onu öğrenmek istiyorum. Aslında neresi bağlıydı? Yani bu merkezi söylediğiniz ilçeler var. Hı. Bugün de Ankara'ya bağlı merkez onlar. Onun dışında başka vilayetler var mıydı şu anda bildiğimiz? Tabii ki yani hemen yanı başımızda mesela Karahisar'ı sahip diyoruz değil mi? Afyon ve çevresi var, Kütahya bölgesi bunlar hepsi aynı zamanda o bölge eyaletin daha doğrusu birer parçası. Bir bütün olarak düşündüğümüzde. Evet, başka var mı? Buyurun. Duyarız herhalde. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben özel bir soru soracağım da hocam. Geleneksel Türk okçuluğu ile ilgileniyorum ve Osmanlı devri risaliyelerinde Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 38-39 tane ok meydanının bulunduğu şehirden biri olarak da Ankara şehri gösteriliyor. Tabii bu da büyük ihtimalle 15. 16. yüzyıl özelinde daha sonra zaten yavaş yavaş okçuluk yerini tüfenge bırakıyor. Sizin
baktığınız kaynaklarda ya da işte devir şeylerine, tarihlerde herhangi bir şeyde bununla ilgili bir bilgi var mı? Çünkü bugün nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir de bu iş eğer bir ok meydanı varsa bir esnafının da olması gerekiyor. Ben özellikle esnafları yazdığınız şeylere baktığımda onların arasında göremedim. Herhalde yok, siz tespit edemediğinize göre dedi tahmin ediyorum. Bununla ilgili bir bilgi verebilirsiniz. Yani karşınıza böyle bir bilgi çıktı mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hani ok meydanı ile ilgili ben bir şey tespit edemedim. Ankara'da bildiğim kadarıyla da öyle bir kayıtlarda geçen bir şey yok. Evet, Çubuk'ta öyle bir köy var. Ama az önce söyledim, kale içerisinde Zemberekciyan diye bir işte askeri bir grup var. Onların belki silah, alet ve edevatlarını yapan mutlaka bir esnaf grubu. Yani burada belki biz biraz daha tabii şehir içerisindeki yapıyı aldık ama kale içerisinde de o askeri grubun ihtiyaçlarını gideren, aynı zamanda onların silahlarını tamir eden, onlara silah sağlayan mutlaka bir grup vardır. Muhtemelen onlar içerisinde olabilir ama haricen bir ok meydanı ifadesi hiç rastlamadım. Şu ana kadar da çok fazla sayıda okuma yaptım, onlarda da görmedim açıkçası. Buyurun. Merhabalar. Rica ederim. Hocam, Ankara'dan İstanbul'a doğru bir göç hareketi olduğunu söylemiştiniz. Peki Ankara'nın belirli bir dönemde ciddi göç aldığı bir hareket var mı? Ya da savaşların ardından Ankara'ya bir göçmen iskanı yapılıyor mu? Ya da burada oluşan göçmen köyleri oluyor mu diye merak ettim. Teşekkür ederim. Var tabii. Yani Yunus burada mı acaba? Yunus burada. Yunus Pustu. Şimdi tarih kurumunda aynı zamanda uzman. Yunus benim doktora öğrencim oldu. Onun çalışma konusu tam da bu konular. Yani özellikle fakat şey dönemi, yani Balkan Savaşları ve sonrası meydana gelen göç hareketleri, özellikle Türk ve Müslüman grupların malum biliyorsunuz ve onların yerleştirildiği bölgelerden bir tanesi de Ankara. Hem mekan olarak uygun, hem yapı olarak uygun. Onunla ilgili güzel bir tez hazırladı Yunus. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bosna'dan Boşnakların aynı zamanda değil mi? Kafkas göçmenlerinin yoğun bir şekilde, hatta Ankara içerisinde de belli bölgelerde, yanlış hatırlamıyorsam hemen söyleyeyim, ben de onunla ilgili bir not da almıştım, şeyde var, Cebeci tarafında mesela bir Boşnak mahallesi oluşturulmuş daha sonraki dönemlerde. Yani hem şehir içerisinde hem de Ankara'nın bugünkü anlamda ilçelerinde de, özellikle Haymana civarında da mesela var çok ciddi anlamda. Bu tür bir anlamda sürgün diyebiliriz. Yani artık sürgüne maruz kalmışlar. Yer, yurt bulmaya çalışan bir Türk ve Müslüman grup var. Ankara onlar için gerçekten de önemli yerlerden bir tanesi olmuş Anadolu içerisinde. Bulunduğu yer çok elverişli tabii. Onların durumuna göre bir takım işte iyileştirmeler yapılıyor. Hangi durumla uğraşıyor? Adana'da var mesela. Adana, Bursa yine bunlar içerisinde. Kocaeli'nde daha çok muhacir, değil mi? Boşnak, değil mi? Ha, burada bu arada Hatice Hocam var. O buradayken bize söz söylemek düşmez. O da çok iyi bilir. Evet. Evet. Pursaklar civarında mesela, değil mi? 1990-91'den sonra özellikle Bulgaristan'dan, daha yakın dönem Bulgaristan'dan çok göç aldı. Belki sizin de sorsak, hani aileniz nereden geldi? Mutlaka her evde diyorum bir göç hikayesi var. Ankara'da bundan çok çok fazla var. Yunus'un tez çalışmasına, Yunus bilmiyorum yayın aşamasına yayınlayacak inşallah ama önemli bir çalışma yaptı. Onda detaylarını bulabilirsiniz. Köy isimleri ve aynı zamanda hangi bölgelere yerleştikleri ve o süreci nasıl geliştiğine dair de detaylı bilgiler var. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yok sanırım gibi. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Hem hocalarımı gördüm, hem öğrencilerim burada. Bir defa Ayhan Hocamı gördüm, çok mutlu oldum. Ayhan Hocam aynı zamanda benim tezimde jüri üyesiydi. Onu görmekten ayrıca çok çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, vakit ayırıp geldiğiniz için. İnşallah başka zaman yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın, sağ olun. Profesör Doktor Sayın Emine Erdoğan Özünlü'ye değerli konuşmaları ve programımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyor.
ve kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Hüseyin Murat Yücel'i sahneye davet ediyorum. Bamyacılarla lahanacılar diye İstanbul'da dikili taşlar var okçularla ilgili. O bize böyle bir bilgi vermişti. Topkapı Sarayı'nın içerisinde bir lahanacıları taşı var. Askeri alanın içerisinde yine bamyacılara ait bir taş var. Dikili taşlar. Okların kim nereye kadar atıyorsa onunla ilgili izler bırakmışlar. O hatta menzil okçuları, menzil okçuları diyelim. Ankara için de belki kapsamlı araştırmalar yapmak gerekiyor bu konuda. Dış surlarla belki hocam hiç karşılaşmadık biz. Ankara'nın dış surlarıyla ilgili kaleyi görüyoruz ama aşağıdaki surlarla ilgili. Onu söylemeyi belki hani arada şey olmuyor. Surların bazı kalıntıları var ama çok artık kaybolmuş maalesef, çok az. Bu özellikle şeyi önerebilirim. Erman Tanrı Hoca'nın Ankara Bereleri ile ilgili çalışması var. Orada bazı resimler var. Dediğim gibi bu telif hakları meselesinden dolayı ben burada çok onları yansıtamadım. Ona bakabilirsiniz. Orada hatta bazı binaların altında gösteriyor. Su şeyleri tam şöyle var. Ama ne konuşacağız yabancıyız. Hacı Bayram Camii'nin etrafında var. Ya, veya evet Hacı Bayram Camii'nin etrafında falan. Bazı konakların dillerinde var. Şimdi sizleri Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilerimizle buluşturduğumuz Kültepe Genç Sanatçılar Sergisi'nin sergilendiği